Şimdi 29. hafta, 30. hafta, 31. hafta yine 3 maç 10 gün içinde tamamlanacak. Aslında şeyin önümüzdeki haftanın fikstürü belki tek tek maçları ele almak daha doğru ama öyle bir şeye sıkıştık periyoda giriyoruz ki 10 gün sonra belki birçok şey çözülmüş olacak. Yani hem zirvede hem aşağıda. Çözüleceğini zannetmiyorum. Ben Ama yani 10 gün çözüleceğini zannetmiyorum. son düzlüğe kimin daha avantajlı gireceği en azından belli olmuş olacak. Yani ben son düdüğe kadar bu mücadelenin geçen sene olduğu gibi devam edeceğini düşünüyorum. Bence son hafta düğüm çözülecek. Yani Anladım. son haftaya kadar bu devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi mesela bu 10 gündeki 3 maçlık periyotta şimdi şöyle bir tehlike var. Koronavirüs diye büyük bir illet var. Allah bütün takımlarımızı, bütün oyuncularımızı bu koronavirüs illetinden korusun. Amin. Şimdi bir anda takımlar çökebilirler. Yani bu böyle. İnşallah böyle bir durum yaşamazlar. Temenni etmeyiz. Sağlıklarına dua ederiz. Ancak takımların kadro zenginliği de bu 10 günlük sürede çok belirleyici olacak. Kadro zenginliği. Şimdi bugün Bursaspor Altay maçını seyrediyoruz. Şimdi Altay takıma 3 tane oyuncu sokuyor bir de. Oyunculara bakın. Mossoro. Yani Başakşehir'de, Göztepe'de top oynamış. Süper Lig'den Altay'a geldi. Mossoro'yu sokuyor yedek oyuncu olarak. Deniz Kadağı sokuyor. Göztepe'yi Ankara Gücü'ne attığı penaltı golüyle ligde tutan adam. Deniz Kadağı. Zeki Yıldırım'ı sokuyor. Karagümrük'ten geldi. Süper Lig'den geldi Altay'a. Ziya'ya bakıyorsunuz Kayserispor'dan gelmiş. Altay'ın yedeklerini söylüyor. Şimdi bu 10 günde ya bir örnek ver. Mesela Adana Demirspor'un da kadrosu çok zengin. Mesela Samsunspor da bu haftadan sonra herhalde kulübede daha bir zenginlik yaşayacak. Yani bu işte bu 10 gündeki 3 maçlık periyotta kadro zenginliği yaşayan, sahada yorgunluğunu hissettirmeyecek, göstermeyecek, temposunu düşürmeyecek takımlar bu 10 günde daha çok puan toplayacaklar. Ama kadro zenginliği olmayan, kulübeden koyduğu oyunculardan sahada verim alamayan takımlar da bu 10 günlük içerisinde puan kayıpları yaşayacak diye ben zaten öngörüyorum. Hocam şimdi Cuma günü başlıyor 29. hafta. Bir o maçların üzerinde de bir duralım istersen. En azından zirve yarıştaki takımların karşılaşmalarını şöyle üzerinden bir geçelim. Giresunspor maçı var Cuma günü. Yani Eskişehirspor küme düştü ama işte gördük işte eksik kadrosuna rağmen işte Altınordu'ya 3 tane de gol attı. Diğer yandan Giresunspor kapalı oynadığı zaman daha rahat oynayabilen bir takım. Yani o sisteme alışmış ama Eskişehir maçını kazanmak zorundasınız ve yani hücum etmek zorundasınız. Yani çok rahat alır da diyemiyorum sanki. Yani avantajlı tabii, kağıt üzerinde favori tabii, çok açık ara favori ama Eskişehir'de bir sürpriz yapar mı acaba, ne dersin? Vallahi futbol sahada oynanıyor. Yani Adana Demirspor'dan bir puan aldı Eskişehirspor. Yani Altınordu'ya gitti 3 tane gol attı. Bu hafta Ankaraspor düştü dediğimiz Ankaraspor Akhisarspor'u yendi. Yani Giresunspor da sahada futboluyla ümit vermiyor ama bu Giresunspor'u şampiyon olmak istiyorsa gidip Eskişehirspor'u yenmesi lazım. Bunun lamıcı yok. Eğer Yani. Eskişehirspor'u yenemiyorsan hiç konuşma kardeşim. Gideceksin yeneceksin. Bir de adamlar koronavirüs olmuş. 10 tane oyuncuları yok. Sahaya takım çıkartmakta zorlanıyorlar. Ama sen gideceksin bu Eskişehirspor'u yeneceksin. Ama futbol sahada oynanıyor. Futbol isimle oynanmıyor. Yani biz biliyorsunuz Pendik facialarını gördük. Böyle enteresan takımlar geldi. Üç büyükleri kupa dışında bıraktılar, yendiler gittiler falan. Yani bu böyle bir şey yok. Yani sen de bir Eskişehir faciası yaşamamak istiyorsan çıkacaksın sahada Eskişehirspor'u yeneceksin. Yani mazeret yok bu iş. Yani mazereti yok. Bana göre Giresunspor favori bu maçta. Tabii ki yani bana göre de favori de işte acaba olur mu diye de insanın aklından geçiyor Eskişehir'in Tabii çünkü ters bir neden geçiyor aklından? Giresunspor'un oynadığı futbolla ilgili yani. onu bize düşündürttüğü için Giresunspor'un oynadığı futbol. Acaba Eskişehirspor'dan mı puan kaybederler diye ister istemez insan soruyor. Yani şimdi Giresunspor Samsun maçı ya da çok ekstrem bir maçtı. O maç hariç son karşılaşmalarda hep puan kayıplarına uğradı ve hani Giresunspor defansa çekilerek avcı futbol oynadığı zaman
maç kazandı hep bugüne kadar. Eskişehir'e de böyle oynayamazsınız. Eskişehir'i yenmek zorundasınız. Üstüne gitmek zorundasınız. Ben bir şey söyleyeyim. Samsun Spor hediye etti Giresun Spor'a maçı. Eğer Samsun Spor hediye etmeseydi, berabere bitseydi maç, Giresun Spor 2 puan daha düşüktü. 57 değil, 55 puan da olacaktı. Yani puanaydı. Yani onun için yani bunu hediye etti diye ben görüyorum yani. Onun için Giresun Spor, Giresun'da dostlar bize kızmasınlar. Yani Eskişehir Spor karşısına çıkacaklar. Sahada Eskişehir Spor'u yenecekler. Ama ne olur maç? Onu sahada göreceğiz. Evet, aslında Cuma günü playoff'u çok ilgilendiren iki maç da var. Yani playoff yarışını diyelim. Keçiören Altınordu ve İstanbul Tuzla maçları var ama daha ziyade ben şampiyonluk yarışını oynayan takımları ben konuşmak istiyorum. Altay Bolu Spor maçı var Cumartesi günü. Evet. Altay iyi gidiyor, istim üstünde gidiyor. Bolu Spor ise çok tat vermiyor. Küme düşme riskini biraz atlattıktan sonra ya da azalttıktan sonra o enerjiyi de görememeye başladık Bolu Spor'da. Hani Altay fikstürü de biraz rahatlamış gibi bundan sonraki şeyde ve o rahat gibi gözüken fikstürün ilk maçı. Rahat bir galibiyet alır mı siyah beyazlar? Bu ligde artık rahat galibiyet yok. Yani rahat galibiyet alır dersek yanılmış oluruz. Herkes de yanıltmış oluruz. Yani rahat galibiyet yok. Ancak Altay'ın son 5 haftada oynadığı futbola bakarsak, girdiği gol pozisyonlarına bakarsak, oyuncularının form düzeyine bakarsak Bolspor'u rahat yener deriz. Ama öyle yani bu maçta kesin Altay galip gelir diye bir şey söyleyemem. Yani. Kimse söyleyemez. Yani. Çünkü bu haftalar enteresan haftalar artık. Ama Bolspor'un oynadığı son haftalardaki aldığı sonuçlara ve oynadığı futbola bakarsak, Altay'ın da son haftalarda oynadığı futbola bakarsak Altay bu maçta favori. Yani çok yani kesin favori yani. %90 Altay alır ama %10 ne olur? Onu da sahada görürüz. Mesela Boluspor sahada Eskişehir Spor kadar direnmiyor. Çok enteresan. Yani Boluspor Eskişehir Spor kadar direnmiyor. Onun için Altay daha fazla favori bu maçta. Yani %90 diyoruz ama yani daha favori. Yani Altay'ın bir de yani forvet attı bu ligde yok. Yani Kapel, Erhan Çelenk, Marco yok yani bunların üstüne bu ligde bir forvet attı yok. Yani adamlar leblebi gibi gol atıyorlar yani Altay'da bu oyuncular. Ve o gol attıkları kadar da bir de gol pozisyonuna girip gol kaçırıyoruz. Yani bu çok önemli ama tabii futbol sahada oynanıyor. Şimdi Boluspor'un direncinin olmamasından dolayı Altay'ı favori. Mesela bu maç Altay Boluspor maçı değil de Altay Eskişehirspor maçı olsaydı Eskişehirspor'un direnci var. Sahada direniyorlar yani. Ne olur ne olmaz diyebilirdim. Ama Boluspor karşısında Altay'ı favori görüyor. Ama futbol sahada oynanıyor. Bunu da eklemek istiyorum. Tabii ben bu arada şey de söylemek istiyorum. Yani İstanbul Spor Keçiören Gücü maçı iyi maç olur. Yok. Keçiören Gücü Altınordu maçı var değil mi? Evet. Cuma günü. Keçiören Gücü Altınordu iyi maç olur. Keçiören Gücü'nün son şansı. İstanbulspor Tuzla maçı da iyi maç olur. Yani İstanbulspor yener mi yenmez mi bilemiyorum. İstanbulspor'un o giri siyah beyaz oynadığı futbol var ya yani yener mi yenemez mi bilmiyorum. Onun için o maçları da seyretmek lazım. Tabii. Şimdi Samsunspor Balıkesirspor. Samsunspor nihayet haftalar sonra galibiyetle tanıştı ve bir derin nefes aldı. Balıkesir Spor ise aslında bu hafta Bandırma Spor'u yenerek küme düşme riskini epeyce azaltarak gidiyor Samsun'a. Ama Balıkesir Spor aslında geri geldiğinde iyi defans yapan ve iyi de kontratak çıkartan. Samsun Spor Balıkesir Spor'u çok rahat geçer. Balıkesir Spor bütün enerjisini, gücünü Balıkesir derbisinde harcadı. Bandırma'yı yendi. Rahatladı artık. Hiç merak etmesin Samsunlular. Samsun Balıkesir maçında çok rahat bir galibiyet alır Samsunspor. Balıkesir Spor'un Samsun'a direnecek gücü yok. Yani öyle bir takım değil Balıkesir Spor. Zaten bu maçta da bütün eforunu harcadı. Samsun'a daha yorgun gelecektir. Daha hedefsiz gelecektir. Daha bozuk bir motivasyonda gelecektir. Çünkü Balıkesir enteresan takım. Ya ben Balıkesir takımını söyleyeyim. Toplama takım Balıkesir. Şimdi bir takım toplama takımda olmayacak bu kadar. Yani. Toplama takım. Hedefsiz bir takım. Abi işte Bandırma hedefleri vardı. Onu yendiler ya. İş artık. Onun için Samsun bu maçın favorisi.
Valla Özcan abi ben tabii senin kadar rahat olmayı çok isterdim ama erken bulamazsa Samsunspor golü, Samsunspor'un her maçı böyle başka Yok. bir turuklu gibi geçiyor. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeyim. Tuzla takımı yani iyi oyuncular olan bir takım. Biz ligin başından beri dedik. Tuzla iyi takım. Ümraniye zorluyor bazı şeyleri. Bandırma iyi takım. Bunlar iyi takım. Balıkesir iyi takım değil. Şimdi sahaya çıktıkları zaman zaten güç farkı hemen belli oldu. Şimdi Samsun'un Tuzla ile oynadığı maça bakmayacağız. Şimdi Balıkesir Spor'a, Samsun Spor arasında büyük bir güç dengesi farkı var. Yani. Denge farklı. Şimdi Samsun Spor kendi sahasında düzgün bir zeminde, top oynamaya alışık olduğu bir ortamda çok rahatlıkla Balıkesir Spor'u yener. Çünkü Balıkesir Spor'un Samsun'a direnecek gücü yok. Ben öyle görüyorum. İnşallah öyle olur bir Samsunspor taraftarı olarak. Ben öyle isterim tabii. Öyle öyle. Bana göre bana göre Samsunspor ligden çıkabilir doğrudan. İlk ikiden çıkabilir. Yani mücadele kızıştı ama bana göre ben Samsunspor'un çıkabileceğini düşünüyorum bu hafta itibariyle. Yani ama Tuzla'ya puan kaybetselerdi durum Tabii. kritikti. Yani tabii ama bu hafta itibariyle Bir mesela şeydir zaten. Giresunspor için bu fark var. Giresunspor'a puan fark var ama Giresunspor için bu kadar rahat diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum artık yani. O kadar çok hovardalık yaptılar ki, puan dağıttılar ki. Puan hovardalığı yaptılar. İşte bunları arıyorlar şimdi. O dağıtılan puanlar şimdi Giresunspor arayacak artık bu saatten sonra. 29. haftanın üzerinde durmamız gereken bir maçı da şüphesiz Akhisarspor Adana Demirspor maçı. Can havliyle mücadele eden ama ne yaptığını bilinmeyen bir Akhisarspor var. Adana Demirspor ise yani ligin en kuvvetli takımlarından birisi. Kadro yapısı olarak, finansman yapısı olarak aynı zamanda şey de tabii yani bir netice itibariyle bir futbol kentinin takımı, yılları olan, geçmişi olan bir takım. Ve Adana Demirspor çok da istiyor belli ki Süper Lig'i. Ama Akhisarspor onlara direnebilecek bir güçte de değil gibi bir görüntü verdi Ankara maçında. Ondan önce de Keçiören maçında öyle bir görüntü verdi. Sanki Adana Demirspor Akhisar'ı rahat yener gibi ama işte dediğiniz gibi Öyle sahada duruyor. oynanıyor. Evet öyle duruyor. Yani Adana Demirspor Akhisarspor maçının favorisi olarak, mutlak favorisi olarak duruyor. Akhisarspor'un durumu da Nasrettin Hoca'nın Akşehir Gölü'ne yoğurt mayası çalması gibi. Biliyorsunuz hocaya sormuşlar. Ya tutarsa demiş. Şimdi Akhisarspor da Adana Demirspor karşısında Nasrettin Hoca'nın ya tutarsa misali mücadele edecek ama zor. Yani Adana Demirspor her açıdan Akhisarspor'u sürklase edecek bir kadro yapısına sahip. Bu çok önemli bir şey. Yani ve Akhisarspor yanlış teknik adamla devam etmenin bedelini ödüyor. Bizim söylediklerimizi bu programlarda geriye doğru sarsın bizi izleyenler. Mesut Dilsöz'ün Akhisarspor için yanlış bir tercih olduğunu da Balıkesirspor'dan geldi Mesut Dilsöz biliyorsunuz. Balıkesirspor'u da iyi yürütemedi, iyi götüremedi Mesut Dilsöz. Bu ligin teknik adamı değil çünkü. Akhisarspor'a geldi. Akhisarspor Mesut Dilsöz yerine daha farklı bir teknik adamla ikinci yarıya başlamış olsaydı bence daha iyi yerlerde olur diye düşünüyorum. Şimdi zorluk çekiyor Akhisarspor. Bu maçı da Nasrettin Hoca'nın ya tutarsa misali oynayacak yani ya tutarsa. Yani bilmez bazen tutabilir de yani ama Adana Demirspor maçı favorisidir diye düşünüyorum. Evet, cumartesi günü bu maçlar var. 29. haftanın diğer maçlarını da bir sayalım. Bandırma Spor, Menemen Spor maçı var. Ümraniye Spor, Bursa Spor maçı var. Adana Spor, Ankara Spor maçı var. Tabii bunlar özellikle daha çok düşme hattını ilgilendiren, işte Bandırma, Menemen, Adana, Ankara maçları düşme hattını ilgilendiriyor daha çok. Ümraniye Bursa maçı da artık hani bir şey ne diyelim Ne hani şiş, ne stres şiş maçı. yansın, ne kebap yansın maçları bunlar artık. Ne Prestij şiş maçı diyelim. yansın, Evet. maç. Ne şiş yanacak, ne kebap yanacak. Hocam biz de şimdi yoğun bir trafiğe gireceğiz. Şeyle beraber 29. haftayla beraber işte hafta içi maçları, hafta sonu maçları derken TFF 1. Lig heyecanını hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Sizden bir son cümlelerinizi alalım. Programımızı da kapatalım. Valla ben bu sene yani hiçbir takımın hakkını yememem lazım. Biz hep TFF birinciligi konuştuk. TFF birincilikteki takımlar
ekonomik sorunlara, tribünde taraftarın olmamasına, koronavirüsten etkilenmelerine rağmen müthiş bir mücadele gösterdiler. Bize ekran başında çok güzel maçlar seyrettirdiler. Ben hepsini kutluyorum. Bize bu futbol zevkini tattırdıkları için. İnşallah yine kazasız, belasız, hastalıksız, sakatlık olmadan, kötü olaylar yaşanmadan bu ligi tamamlarız. Şampiyon olanları tebrik ederiz. Küme düşenler için üzülürüz. Diğerleri için de bundan sonraki sezona bakın deriz. Ama hepsini teker teker kutluyorum. Hakem arkadaşları da kutluyorum. Her ne kadar bazılarını başarısız görsem de hakem arkadaşları da kutluyorum. Bize güzel bir futbol seyir zevkini yaşattılar. Önemli olan futbolda fair play'in kazanması, centilmenliğin kazanması, nezaketin kazanması, kardeşliğin kazanması. Bizler önümüzdeki haftalarda da bunları bekliyoruz. Bunları görmeyi, bunları izlemeyi diliyoruz. İnşallah öyle olur. Takımlara başarılar diliyorum önümüzdeki hafta maçlarında. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Değerli izleyiciler, Özcan Pehlivanoğlu üstadımızla 28. haftayı ve 29. haftayı oynanacak karşılaşmaları şöyle bir üzerinde durduk. Önümüzdeki günlerde maç öncesi programlara yapacağız usta yorumcularımızla. Daha sonra 29. hafta maçlarını ve 10 gün içerisinde yapılacak olan 3 sıkışık haftayı usta yorumcularımızla yorumlayacağız. Zaman Mekan Futbol ve Zaman Mekan Makinesi kanallarımıza abone olarak bizi takibe aldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve bizi izlemeye devam edin diyerek bugünkü yayınımızı da kapatıyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere.